Şimdi küresel analardan soru çözdün değil mi? 25, 30, 40 tane soru çözdün, öyle yani. Tamam mı? Çünkü küresel aynaları iyi biliyorsan mercekler 5 dakika demiştim. Abartısız söylüyorum. Kırılmayı sonra anlatacağız. Anlaşıldı mı? Mercekle aynı, hemen hemen aynı. Ne farkı var? Niye o zaman böyle? Onu söyleyeceğiz şimdi. Tamam. Bak. Bu bir ne aynası? Çukur ayna. Çukur aynaya bir ışın geldiğinde yansıyacak ve gidecek. Şöyle bir ışın geldi, odaktan yansıyıp gitti. Sorun yok. Peki mercek dediğimiz şey neye? Neye? Cam parçası. Şekilli cam parçası. Hani var ya, gözlüklerde kullanıyorsunuz ya, numaralı cam parçası. O halde mercek madem cam parçasıysa ne işi var? Camın şu özelliği vardır. Cam ışığı ne yapar? Geçirir. Işığı kırarak geçirir. Olay bu. Tek farkı bu. Birisi ışığı yansıtıyor, geldiği yere geri gönderiyor. Öteki geldiği yere geri göndermiyor, geçiriyor. Bu kadar basit. O halde ne farkı var dedik? %99'u aynı. Bir örnekle göstereceğim şimdi. Şimdi bir cam parçasını hayal edelim. Eğer bir cam parçasının kesiti böyleyse, şu şekilde bir cam parçası varsa, biz buna ne adını verdik? İnce kenarlı mercek. Göbeği şişkin, dikkat et. Uçları ince. Bunun adı ince kenarlı mercek. Anlaşıldı mı? Yani büyük bir cam parçası hayal et. Oradan böyle kesip koyduk. Bu ince kenarlı mercek. İnce kenarlı merceği şöyle de gösterebiliyoruz işte sorularda. Ya da değil mi? Şu da ince kenarlı mercek midir? Bak şimdi. Bu da ince kenarlı bir mercektir. Peki kalın kenarlı mercek nasıl bir şey? Kalın kenarlı mercek şu. Bak, bu da kalın kenarlı mercek. Aslında burası ince, ince belli. Gördün mü? Adı ne? Kalın kenarlı mercek. Cam parçası ya bunlar. Plastik de olabilir. Işığı geçirsin de. Tamam. Peki başka türlü gösterebiliyor muyuz biz bunu? Gösterebiliyoruz. Şöyle de gösterebiliyorlar sorularda. Bu ya da tek taraflı şekilde şu. Bunların her biri kalın kenarlı mercek. Bak. İnce kenarlı mercekle çukur aynanın karakterleri, her şeyi aynı. İnce kenarlı merceğin eş anlamlısı demiyorum. Eş fonksiyonlu olanı kim? Çukur ayna. Kalın kenarlı merceğin eş görevlisi kim biliyor musun? Tümsek ayna. Eğer sen çukur aynayı iyi biliyorsan ince kenarlı merceğe basıp gidiyoruz. Eğer sen tümsek aynayı biliyorsan kalın kenarlı merceği biliyorsun. Basıp gideceğiz. Ve ilginç bir şey yapacağız. Biz mercek sorusu çözmeyeceğiz. Mercek sorularını ayna sorularına benzeteceğiz. Aynada böyleydi, mercek oldu, böyle deyip geçip gidiyoruz. Anlaşıldı mı? Bak, göstereceğim bir tane örnekle. Demiştim bak. Bu bizim ince kenarlı merceğimiz, tamam mı? Bak, güzel bir merceğimiz. Tamam. Şimdi aynalarda aynanın arkasına ışık gelemez. Aynanın önünden gelmek zorunda, değil mi? Eğer ayna çukursa buradan gelmek zorunda. Ama merceklerde sağdan da soldan da ışık gelir. İki taraflı gelir. Yani bunun, o zaman şöyle düşüneceksiniz. Bu ister böyle bir ayna, ister böyle bir ayna. Sonuçta iki tane odak noktası var bu aynanın, merceğin. Çünkü ışığın nereden geldiğini bilmiyorum. Sağdan da gelebilir, soldan da gelebilir. Peki soru. Şu ışığın aynasını çiziyorum bak. Hocam paralel geldi. Nereden geçti? Odaktan yansıdı. Bu yansımayacak. Geçecek. Ama her şey ve her şey simetrik. %99 aynı demiştim. Özellikler küçük, büyük, ters, düz, sanal, gerçek hepsi aynı. Sadece şu değişiyor. Burada gelen geri geliyor. Burada gelen geçiyor. Geçtiği zaman şunu yapacaksın. Çukurayna'da bu var ya. Bunun şu çizgiye göre simetrisini al. Simetrisi bu değil mi? Şu çizgiye göre. Olay bitti. Her şeyin simetrisini alıyorum. Ve o yüzden şöyle var. Kitaplarda diyor ki Çukurayna'da özel ışınlar 1, 2, 3, 4, 5. Tümsekhanede özel ışınlar 1, 2, 3, 4, 5. Merceklerde özel ışınlar 1, 2, 3, 4, 5. Ben de kafa bitti zaten.
Ben bu kadar özelliğe kaldıramam. Bir de bunun kalın kenarını verecekti. 1, 2, 3, 4, 5. Tümsek aynada görüntüler, çukur aynada görüntüler. Gel buraya bir... Hiç gerek yok. Çukur aynada geldi, tık gitti. Geldi böyle giderdi. Şu çizgiye göre simetri alacağım. Her şeyin simetrisini alacağım. Anlaşıldım cümle? Her şeyin simetrisini alacağım. Yapacağız. Yer kalmadı. Tahtayı temizleyelim. Tamam mı? Dur bakayım. Kalın kenarlı mercekleri bir tane göstereyim bari. Bak şimdi seyret. Bu bizim tümsek aynamız olsun. Anlaşıldı mı? Bu da bizim kalın kenarlı merceğimiz. Bak şimdi. Tümsek aynaya ışını gönderiyorum. Tümsek aynaya paralel gelen ışığın odak noktasından dağılıyordu. Kalın kenarlı mercek ışın geldi. Paralel geldi. Şimdi kalın kenarlı merceği yine asıl eksen çizgisini çizeyim. Orta çizgisini çektim. Seyret. Öğretmenim bu var ya bu. Bu ne olacak biliyor musun? Şu çizgiye göre simetri alacaksın. Bunun simetri şu değil midir? Yani bu adam gelecek, şöyle gidecek. Uzantısı da buradaki odaktan geçecek. Bu buraya taşıdım. Bitti. Anlaşıldı mı cümle? Olay bu kadar. Bir de bak şimdi dikkat ediyor musun? Işın gelip dağıttı bunu. Kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtırlar. Dağıttıkları için de bunun diğer bir adı ne? Irak, sak mercek. Irak, uzak anlamında, uzaklaştıran anlamında. Bak bu gitmiş asal eksen çizgisine yaklaştırmış. Bu bunu ne yapmaya çalışıyor? Toplamaya çalışıyor, doğru mu? Topladığı için bu ne? Yaklaştırdığı için, asal eksen çizgisine yaklaştırdığı için diğer adıyla ne merceğiymiş bu? Yakınsak mercek dedik. Yani şöyle düşün, böyle bir ışın geliyor bak şöyle, yaklaşacak. Ne kadar yaklaşacağını bilmiyorum ama yaklaşacak. Kalın kenarlı mercek, tamam mı? Şöyle ışın geliyorsa böyle uzaklaşacak, dağıtacak, toplayacak. Anlaşıldı mı? Olay bu. Şimdi devam edeceğiz, hadi bakalım. Dur, görüntü almak isteyen alsın bakayım.